Narin 78 gün bizim çığlığımızdı. Ama ben mahkemeye gittiğim için, mahkeme başkanıyla bizzat tanıştığım için, orada baro başkanını gördüğüm için, Narin'in nasıl savunulduğuna bizzat gözlerimle şahit olduğum için ayın 26'sına kadar Narin'in kanı emin ellerde. Mahkeme başkanını da, orada savunanları da, bütün STK'ları da kendim gördüm, o rahatlıkla geldim. Şimdi benim derdim Rojin. Bu ülkenin insanlarından ekmek yiyoruz. Bu ülkenin insanların kızlarından sorumluyuz. Rojin'den sorumluyuz, Narin'den sorumluyuz. Onlar bizim kız kardeşlerimiz. Bizi alkışladı onlar. Şarkılarımızı evet. dinlediler, konserlerimize geldiler. Biz yani onlarla bir gönül bağım var. Ben böyle hissediyorum. Bunu Leyla için de hissediyorum, Müslüme için de hissediyorum. Adaleti biz mi arayacağız? Tabii ki hayır. Tabii ki yetkililer. Sana söylediğim arkadaşlara da kesinlikle, söylemek isterim. Kesinlikle. Mahkemeye gittiğimde mahkeme başkanını, oradaki savcıları, baro başkanını gördüğümde Narin'in nasıl savunulduğunu ve adaletin nasıl arandığını gördüğümde evime içim rahat geldim. Aynısını Rojin'de de bekliyorum. Başka davalar da var. Bahsetmemiz ve takip etmemiz gereken. Takip etmemiz hadsizliğimiz değildir. Bir Türk vatandaşı olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir sanatçı olarak, bir anne olarak, bir muhabir olarak, bir kameraman olarak, bir magazinci olarak, bir dernek başkanı olarak hepimizin birazcık da olsa vazifesidir. Bu insanlık adına gerekli bir şey. Çaba benim için saygıdeğer bir şey. Atarsınız atarsınız bir tanesi tutar. Ben çabalıyorum ve benim her attığım taş iyiliğe, her attığım taş adalete ve birisinin yüzünü güldürebilmek için. Siz de bir haber yaparsanız ve Rojin'in babasının o dağlanmış yüreğine iyi gelecek bir şey yaparsanız o babayı mutlu edersiniz. Ziyarette de bulundunuz zaten. Tabii ki ziyarette bulundum. Elini öptüm. Öptürmüyor bana. Dedim ki babacığım ben senin kızınım. Bunu ne olur kabul et. Çünkü çok üzülüyorum. Çünkü biz Narin'de toplum olarak o kadar kötü şeylerle karşılaştık ki, o kadar yalan ifadelerle karşılaştık ki, patates hatları gördük, yangınlar çıktı, battaniye kayboldu, deliller kayboldu, yanlış ihbarlarla Narin başka yerlerde arandı. Çok ciddi vakit ve zaman kaybı oldu. Bunun adı nedir? Tecrübedir. Aynısını bir daha yaşamayalım diye şimdi çırpınıyorum ben.